Bay Kemal Soma'ya diye çağırdı Somalı işçiler. Genel başkanımız da dedi ki sesinizi duyuyorum. Şey koyun yakında geliyorum. Biz Soma'da Ege'nin yit işletmenlerine bağlı Eynez Açık Ocağı'nın bir bölümünün yeni Anadolu'ya şirketine özelleştirmesine karşıyız. Orada buna direnen bütün işçilerimizin yanındayız. Ve bunu ifade ederken orada işçilerin örgütlü oldukları sendika var. Maden iş. Bu maden işe de şunu dedik. Direnirseniz yine yanınızdayız. Ama Soma faciasından öncesinde ve sonrasında yaptıklarınızı da unutmayız. Bununla ilgili Soma'daki işçilerden büyük bir memnuniyet var. Bunları iletiyorlar. Ayrıca orada maden işte örgütlü ama kamuda örgütlü şubenin yöneticileri başkanı aradı. Biz mücadeleye devam ediyoruz. Biz o şubelerin bulunduğu sorumluluk bize ait değil. Biz direniyoruz dedi. Biz de onlara biz de sizin yanınızdayız dedik. Ama bir beyefendinin ağrına gitmiş. Sarı sendika yakıştırmaları falan. Sanki hak etmiyorlar. O beyefendi açıklama yapmış. Nurettin Akçul, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı. Mahçup bir şekilde öbür meselenin kıyından geçiyor. Diyor ki bizim bu açıklamalarımızın kabul edilemez buluyormuş. Şimdi kabul edilemez buluyorsunuz ya Nurettin Bey. Bak bu Soma Komisyon raporu. Ben şöyle bir çıkardım. Sen bir baktır uzmanlarına. Bulamazlarsa ben yollayayım size. Bu komisyon raporunda bütün partilerin içinde bulunduğu sayfalarca sendikanızın nasıl görevini yapmadığına ilişkin faciadan önce. Mesela yani biz sermaye sendika siyaset üçgeni falan dedik. O üçgen yuttu dedik. Mesela üretim zorlaması, dayıbaşı uygulamasına sendikanın nasıl göz yumdu? Mesela iş sağlığı ve iş güvenliğinde bu kadar sorun yaşanıyorken sendikanın görevini nasıl yapmadı? Ve madenin altında işçiye yapılan baskılar, madenin üstünde o işçiyi zorla AK Parti mitingine götürmeler. Somada AK Parti'nin adaylarının elini kaldırılması, AK Parti'nin finanse edilmesi, patronla bakanlar ve yanında sendika başkanları sayfalarca yaptığınız eksiklikler var. Orada yapılan eksiklikler var. O gün altı bin işçi gitti. Sendikanın başkanı istifa etti kaçtı. Şimdi senin genel sekreter. Hangi mekanizmayla geldi? Yer altındaki işçiye yer üstüne çıkarken kapalı zarf verdiler düne kadar bunları seçeceksiniz diye. O sistem patronun arzu ettiği. Bakın buradaki tutanaklarda sayfalarca var işçiler. Iki patron anlaşmış, sendika yönetimini belirlemiş. Soruyoruz, ispatlıyoruz. Delege seçiminin olduğu yere gidiyoruz. Kaçamak cevaplar. Daha sonra hepsi tutanağa geçmiş. Aha burada hepsi. Peki Nurettin Bey, ne güzel antetli kağıt falan. Senin maden işçilerinin hakları ile ilgili bir antetli kağıda bir imzanı göreydik son zamanlarda. Soma'da dünya kadar yeni alan Soma'daki patronlara devletten beri de onlar özelleştirme değil miydi? O zaman göreydik sizi beyefendi. Beyefendi ölen 301 kişi de sizin üyenizdi. Aileleri 86 duruşmaya gitti. Soma'nın, Kın'ın, Bergama'nın, Akisar'ın köylerinden 70 80 yaşında anneler elmas teyzeler bu kadarcık çocuklar her duruşmada vardık siz neredeydiniz niye gelip duruşmaları takip etmediniz akisar belediyesi alınana kadar onların sıcak yemeğini sandviçini ne zorluklarla temin edildi üç kap sıcak yemek veremez miydiniz 301 işçinin anasına bacısına karısına çocuğuna o mahkemelere o işçi çocukları gidip gelirken neredeydi Türkiye'nin en güçlü sendikalarından biri? Neredeydiniz Nurettin Bey? Bugün açıklama yapıyorsunuz. O işçilerin önceki çalıştığı yerlerden alacakları alınması için mücadele sürerken, yürüyüşler yapılırken hiç yoktan yeni sendikalar kurulma ihtiyacı nereden doğdu? Ali Faik İnterle Tahir Çetin neden öldüler? Geçmişte sizin üyenizdiler. Hak ararken yollarda öldüler. Siz neredeydiniz? Ve siz ne yaptınız o sırada biliyor musunuz? Biz burada kanun çıkardık. Soma alacaklarını ödemiyordu. 2800 işçinin sizin üyenizin. Dedik ki Soma AŞ'nin gökdelenine el koyalım. Gerekirse satalım işçi alacakları ödensin. AK Parti, CHP hepimiz içindeyiz için. O zaman dört siyasi parti mecliste hepimiz. Siz ne yaptınız orada biliyor musunuz? Sizin sendikanız. İşçilerin temsil yetkisi bizde diye iki sefer işverenle, hapisteki işverenle anlaşma imzalayıp satmayın binayı. O 24 taksitte ödeyecekler. Bir taksit ödendi kaldı. İkincide de bir daha satmayın binayı 36 taksitte ödeyecekler. Böyle gizli anlaşmalar yaptınız. En sonunda bu işçiler yollara düştü de sizin o işte Gayrı meşru gördüğünüz, yasa dışı bilmem ne gördüğünüz falan sendikalar, o işçiler Süleyman Soylu bile geldi onlara söz verdi. Dönün sorununuzu biz çözeceğiz diye. Bastıra bastıra en son canını verdi o insanlar da bu haklar öyle alındı. Ben dün sendikanızın yöneticileriyle konuşuyorum. Iki muaşansı alındı. Siz aldınız Özgür Bey. Bu nasıl alındı? Siz aldınız Özgür Bey. O sırada siz neredeydiniz Nurettin Bey? Bugün Devlete karşı sendikacılık oynamak kolay. 9 bin üyeden 900 üyeye düşürmüşsünüz sendikayı. Kamuda işçinizi. Şimdi o 900 işçinin yaptıkları mücadele onurlu bir mücadele. Onların yanında duracağız. Mücadele edeceğiz, izin vermeyeceğiz. Ha bir de birlikte görev yaptığınız o patronlara söyleyin. Biz geldikten sonra öyle devletin olan madenlerini de hiçbirine peşkeş çekmeyeceğiz patronla can ciğer olup kamuya gelince sendikacılık oynamak sendikacılık değil kardeşim. Bu 301 kişinin hakkını biz söke söke aldık. Yüz görüşmenin sonunda koşa koşa geldiniz. Bir de gidip yalandan pozlar verdiniz. Soma'daki bütün işçiler yedi yıl boyunca biz onlar için nasıl mücadele ettik? Onlar için kim yürüdü? Kim öldü? Onları kim savundu? Son anda kim fotoğraf verip de geçmişte böyle bir hak yoktur diyenlere plaket verdi hepsini biliyoruz. O yüzden Nurettin Bey bir söylersen beş iş desin Kişisel bir şey demeyeceğim. O genel sekreterin kişiliğinle de ilgili bir şey demeyeceğim. Ama bir söylersen beş iş işlerisin buramıza kadar doluyuz. Bütün Soma biliyor. Sizin ne yaptığınızı bizim ne yaptığımızı. Şimdi haklı işçi talepleri üzerinden Oranın özelleştirmesine direnen işçilerin haklı talepleri üzerinden kendinizi meşrulaştırmaya çalışmayın. Elimizde devletten aldığımız iki kere yaptığınız işverenle işçiden gizli hakkınızı suistimal ederek işçinin hakkını onların alacaklarını geciktirdiğiniz ve en son bizim bu mücadelemize kadar da işverenden yara tavır olduğunuz anlaşmalar var. Böyle yapıştırılar alnınıza yapmayın.